Gençlerin ve Halkın kanalı Üniversite TV'den merhaba. Bir mesleki gündem programıyla yine karşınızdayız. Şu anda stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Stajyer mali müşavir, aynı zamanda finans ve muhasebe şefi Esra Demirci. Değişimden korkmayışı bana herkes söyler. Bunun da değerler skalasıyla çok alakası var. Açıkçası değerler skalasından kastım da şu, bunu bir piramit gibi düşünürseniz benim için en başta gelişim geliyor. Gelişim odaklı bir insan olmaya gayret ediyorum. Gelişim bizi türlü talihsizliklere karşı koruyan tedbir amaçlı da bir şeydir, bir olgudur. Bu anlamda ben gelişebildiğim, öğrenebildiğim her yerde olmak istiyorum. Eğer ki öğrenme duruyorsa, o alanda da başka bir seçeneğim yoksa o alandan çıkmak, bambaşka bir yere geçmek istiyorum. Bu anlamda dinamizmi seviyorum. Bu da benim karakterimle de çok özdeşleşti, bu değişimden korkmama. Ayrıca iş ararken kıstaslar öğrenci arkadaşlarımız için şunu söyleyebilirim. Birçok dinamiği optimumda yakalamak çok önemli. Bunlar nedir? Maaştır, işte potansiyel huzurdur. Bunun yanı sıra sizden beklenenleri de sizin verebileceklerinizdir, yan haklardır. Bunları optimum bir noktada toparlamak gerekiyor. Ayrıca şirketinizin toplumla ve bütün canlılarla olan bağı da çok önemli. Zaten mülakatlara girdiğinizde bunların birçoğunu anlarsınız. Bu anlamda ilk sıraya da parayı koymamın nedeni de biz kuşak olarak biraz para konuşmaktan imtina eden, bunu bir tabu haline getirmiş bir kuşağız ama Z kuşağı bunu gayet güzel yıktı. Bu anlamda her şeyi paradan başlayarak bütün her şeyi düşünüp konuşmak ve tartmak lazım. Eğer şeffaf, dürüst ve net ilerlerse arkadaşlarımız bence gayet güzel iş bulabilirler. Bu anlamda tabii ki zorlukları var. Finans daha dinamik bir sektördür. Muhasebe biraz daha statiktir. Ama statik dediğime bakmayın, ülkemizde mevzuat oldukça dinamik kılıyor muhasebeyi de. Gençlerin ve Halkın kanalı Üniversite TV'den merhaba. Bir mesleki gündem programıyla yine karşınızdayız. Şu anda stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Stajyer mali müşavir, aynı zamanda finans ve muhasebe şefi Esra Demirci. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun Burcu Hanım, sizleri sormalı. Teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm, Harika. hatta daha da iyi Çok oldum. teşekkür ederim. Peki, bizler sizleri tanıma fırsatını elde ettik. Fakat ekranın başındaki izleyicilerimiz için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki, ismim Esra Demirci, 35 yaşındayım. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Sartex Örme firmasında çalışıyorum. Mezuniyetim ekonomi ve finans alanında master yaptım. Şu anda da aynı zamanda stajını bitirmiş ama ruhsatını alabilmek için hala öğrencilik yapan, mali işler alanında, muhasebecilik alanında çalışan bir öğrenciyim. Harika. Öğrencilik ömür boyu diyoruz Hiç biz. bitmiyor. Hiç bitmesin. Evet, Gerçekten bitmesin. hiç bitmesin. Çünkü en Kesinlikle. güzel şeylerden biri zaten Kesinlikle biliyorsunuz. öyle. Çok haklısınız. Buna devam etmek diye düşünüyorum. Ömür boyu umarım. Evet. Öğrenmenin yaşı yok. Kesinlikle Yani öyle. muhakkak ki eğitim ömür boyu. Kesinlikle. Peki. Daha önce nerelerde çalıştınız? Şöyle, kariyerime ben İş Bankası'nda başladım. 8 yıl çalıştım. Şubecilik yaptım 1,5 sene. Ardından genel müdürlükte yasal işlemlerde çalıştım. 6,5 yıl. Ardından Protel Holding firmasında 3 yıl kıdemli finans uzmanı olarak çalıştım. Ardından Proper Energy Services'da finans yönetici yardımcısı olarak 1,5 yılı görev aldım. Şu anda da Sartex Örme firmasında çalışıyorum. Mali işler alanında hizmet veriyorum. Bankacılık, teknoloji, enerji derken tekstil sektörü de benim için çok yeni bir alan oldu. Bu anlamda kazanacağım her şeyi, bu deneyimi çok önemsiyorum. Umarım yol uzun, yolda, seyirde çok kıymetli. Umarım iyi işler başarabiliriz. İnşallah diyorum öncelikle. İnşallah. Ve şunu iletmek istiyorum. Hani değişimlerden şu anda korkmadığınızı fark ediyorum aslında. Evet. Değişimlere çok açık olduğunuzu. Çünkü Evet. farklı sektörlere de geçişiniz söz konusu olmuş. Dinamikte bir iş yaşantınız söz konusu. Peki iş arayan adaylarımıza yönelik önerileriniz ne olur? Kıstaslar nelerdir iş ararken? Aslında şöyle, sizin bu söylediğiniz şeyi, bu değişimden korkmayışı bana herkes söyler.
Bunun da değerler skalasıyla çok alakası var. Açıkçası değerler skalasından kastım da şu, bunu bir piramit gibi düşünürseniz benim için en başta gelişim geliyor. Gelişim odaklı bir insan olmaya gayret ediyorum. Gelişim bizi türlü talihsizliklere karşı koruyan tedbir amaçlı da bir şeydir, bir olgudur. Bu anlamda ben gelişebildiğim, öğrenebildiğim her yerde olmak istiyorum. Eğer ki öğrenme duruyorsa, o alanda da başka bir seçeneğim yoksa o alandan çıkmak, bambaşka bir yere geçmek istiyorum. Bu anlamda dinamizmi seviyorum. Bu da benim karakterimle de çok özdeşleşti, bu değişimden korkmama. Ayrıca iş ararken kıstaslar, öğrenci arkadaşlarımız için şunu söyleyebilirim. Birçok dinamiği optimumda yakalamak çok önemli. Bunlar nedir? Maaştır, işte potansiyel huzurdur. Bunun yanı sıra sizden beklenenleri de sizin verebileceklerinizdir, yan haklardır. Bunları optimum bir noktada toparlamak gerekiyor. Ayrıca şirketinizi toplumla ve bütün canlılarla olan bağı da çok önemli. Zaten mülakatlara girdiğinizde bunların birçoğunu anlarsınız. Bu anlamda ilk sıraya da parayı koymamın nedeni de biz kuşak olarak biraz para konuşmaktan imtina eden, bunu bir tabu haline getirmiş bir kuşağız ama Z kuşağı bunu gayet güzel yıktı. Bu anlamda her şeyi paradan başlayarak bütün her şeyi düşünüp konuşmak ve tartmak lazım. Eğer şeffaf, dürüst ve net ilerlerse arkadaşlarımız bence gayet güzel iş bulabilirler. Çok güzel ilettiniz. Teşekkür ederim. Sizi daha yakından tanımak için güçlü yönleriniz var mıdır? Varsa nelerdir? Ben genel manada çalışkan ve üretken olmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra da iletişim de kuvvetlidir. Güvenirim bu yönüme. Bundan başka ne diyebilirim? Çok da böyle kendimize tarafsız davranamayız. Ama bildiğim yönlerim bunlar güçlü olarak. Peki. Bir de finans ve muhasebe alanları oldukça zor alanlardır aslında. Hı hı. Daha çok sayısal, matematiksel ve analiz yapabilen beyinlerin çalıştığı bir alanmış Evet. gibi düşünüyorum. Peki bana da zor geldiği gibi belki birçok ekranı başındaki izleyicimize de zor gelen bir alan. Peki gerçekten zorlukları var mı? Varsa neler? Ya aslında şöyle, mesleğimizin her mesleğin olduğu gibi zorlukları var, olmaz olur mu? Ama burada bizim yaptığımız şey dataları toplamak, bunları kümelemek, bunların birbirleri arasındaki entegrasyona zarar vermeden kayıtlar atmak. Zaten muhasebe de böyle bir bilim, finans da aynı şekilde. Bu anlamda tabii ki zorlukları var. Finans daha dinamik bir sektördür. Muhasebe biraz daha statiktir. Ama statik dediğime bakmayın, ülkemizde mevzuat oldukça dinamik kılıyor muhasebeyi de. Ben bir itiraf niteliğinde olacak ama muhasebeden aslında koşar adımlarla kaçan biriydim. Fakat şu anda yaptığım iş çoğunlukla muhasebe ve ben çok da böyle dedike durumda olmayı gerektiren bir iş. Çok dikkatli olmanız gerekiyor ama seviyorum. Zorlukları var mı? Var. Bilhassa şu anlamda var. Birçok meslektaşım da buna katılacaktır. Son dönemdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasa şartları çok ucuza diyeyim, çok uygun fiyatlara defter tutmaları doğru ilerliyor. Bu da meslektaşlarım arasında bir rekabete neden oluyor. Biz şimdi özel sektör çalışanlarıyız, büyük resmin bir parçasıyız. Bizler o kadar etkilenmesek de muhasebe büroları bu anlamda çok zorlandığını düşünüyorum açıkçası. Mesleğimizin bir zor yanı da bu diye düşünüyorum. Peki meslek seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Meslek seçiminde nelere dikkat edilmeli? Aslında meslek seçimi zor bir konu gibi görünür ama meslek seçimini kolaylaştıracak bir etken var, staj. Yani biz bu hayati konuyu bilhassa benim dönemlerimde biz atlardık. Stajın bu kadar önemli bir şey olduğunu farkına varmazdık ama staj bir teaser'dır, yani bir fragmandır. Siz başlangıçta gördüğünüz o prestijli meslek gruplarının background'ını görürsünüz ve ne kadar zor veya ne kadar kolay, ne kadar eğlenceli, ne kadar keyif alıyorsunuz, bunu görebilmeniz için çok önemli bir şey. Ben meslek seçimlerinde sadece şunu öneririm, stajlarına ihtimam göstersinler. Aynı zamanda staj yaparken de tek bir departmanla sınırlı kalmasınlar. Bu onlar için çok faydalı olacaktır.
Peki, mali müşavir olmak isteyen adaylarımız için süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki Burcu Hanım. Şöyle, mali müşavir olmak için ilk önce staj sınavına giriyorsunuz. Staj sınavını kazanıyorsunuz. Burada yanlış söylemeyeyim, benim de üzerinden artık 2 yıl geçti, stajım bitti. 14 ila 15 ders var. Bunların içerisinde finans, muhasebe, hukuk, her şey var. Bunları veriyorsunuz. 60 ve üzeri puan almanız gerekiyor. 3 yıllık bir staj sizi bekliyor. Bu stajı kısaltan haller var. Yüksek lisansta 1 yıl, doktorada 18 ay. Meslek odalarının verdiği kurslarında belli bir ölçüde kısalttığı durumlar var. Şimdi bunun üzerine bu staj bittikten sonra bir de yeterlik sınavına giriyorsunuz. 8 derste orada halletmeniz ve bunlardan geçmeniz lazım. Ardından ruhsatınızı alıyorsunuz. Zorlu bir süreç ama yapılabilir bir süreç yani. Gerçekten zorlu koşullardan geçecekler diyebiliriz. Kesinlikle. Ama çalışarak her şeyin üstesinden gelebiliriz öyle, diyorum. Evet yani. Düzenli çalışmakla bu sınavları da kolaylıkla verebilirler diye kesinlikle iletebiliriz. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki bu alanda çalışmak isteyen adayların ne tür özellikleri olmalı? Yeterlilikleri önemli midir sizce? Bunlar önemli tabii ama şimdi ben yeni mezun için, yeni mezun arkadaşlarımız için konuşayım. Şöyle düşünüyorum ben Burcu Hanım. Şimdi birçok şirket artık yurt dışıyla çalışıyor. Ve bu anlamda da dil bilmek o kadar elzem bir konu oldu ki. Bırakın bir dili, birden fazla dile ihtiyaç olan meslekler çok fazla var. Eğer ki fark yaratmak istiyorsa kişi muhakkak öncelikle dil öğrenmeli. Dil öğrenmesinin yanı sıra Excel bilgisi, ardından muhasebe stajını, yani mali müşavirlik stajını başlatmış olmak, ruhsatını almış olmak, sermaye piyasası kurumunun lisansını almış olmak. Ama bunların yanı sıra bunlar kadar önemli olan bir şey de dünyanın trendlerini, aynı zamanda sektörün ilgili olduğu teknolojiyi de bilmek, görmek ve anlamak çok önemli. Eğer bunlara sahip olurlarsa ciddi bir fark yaratırlar sektörde. Peki, oldukça yoğun bir iş yaşantınız evet var. Bu koşuşturma içinde hayatla ilgili sizin için önemli şeyler var mı? Aslında şöyle, iş yaşamında benim için önemli olan şey zamanıma saygı, bir de şirketime duyduğum güven. Bu güven de benim için bir iş güvencesinden öte. Yani benim şirketim dünyayla üretirken dünyaya gözetiyor ama bu benim için çok kıymetli bir şey. Aslında bu da bir borç. Çünkü artık şirketler ticaret yapan oluşumlar olmaktan çıktılar. Bu algı tamamen yıkıldı. Özellikle çok zamandır yıkıldı. Hiçbir kazanılan hiçbir meblağ sizi delinmiş bir atmosfer ve bozulmuş bir evren karşısında sizi koruyamaz. Üretirken ne tükettiğinizi ve dönüştürdüğünüzü bilmeniz lazım. Bu anlamda ben sürdürülebilirliği bir trend olarak değil, öz bir gereksinim olarak benimseyen şirketlerin hepsinde çalışmaya gerçekten çok yani ciddi bir kıymet veriyorum. Bu anlamda da şirketimi de tebrik ediyorum. Bu vizyona ve bu duyarlılığa sahipler. Sartek Sörme üretirken çok dikkat eden, çevreyi çok gözeten bir firma. Umarım bütün firmalar bunu gözetir. Bunu gözeterek devam ederler. Ben de yürekten ve içten tebrik ediyorum kurumunuzu, şirketinizi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkes bu hassasiyetleri gösteremiyor. Evet. Olabiliyor bazen. Evet, yaşanan durumlar ne yazık ki. Bir de ben kazanç ve sosyal sorumluluk arasındaki bağı nasıl açıklarsınız diye sormak istiyorum. Aslında şöyle, ben bundan aylar önce bir kitapta çok güzel satırlara denk geldim. Orada finans bir kazanç elde etme yöntemi değildir. Finansın hedefleri somut değildir. Finans aynı zamanda toplumun idealleri ve istekleriyle uyumlu olduğu sürece toplumu da geliştiren, güçlendiren ve başarılı kılan işlevsel bir bilimdir. Bu anlamda ben bu sözleri okuduğum zaman bunun her anlamda doğruluğuna o kadar çok inandım ki, bizim gerçekten iyi bir toplumla şirketler arasında çok sıkı bir bağ var. Umarım hepimiz kendimize düşen rolleri layıkıyla yerine getiririz, daha iyi yerlere geliriz. İnşallah. Gerçekten bizim de inanın tek isteğimiz ve arzumuz bu kesinlikle yönde. Umarım herkesin de istediği ve hayalini kurduğu meslekte güzel noktalara gelmesi dileğimizle umarım, olsun. Umarım. Bir de yine merak ettiğim şeylerden bir tanesi, mesleğinizde hedeflediğiniz bir konum var mı? Şu anda bir stajyerlik söz konusu, mali evet müşavirlik noktasında. Evet. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?
Şöyle açıkçası ben mali işler alanında danışmanlık verecek düzeye gelmek istiyorum ama bunun yanı sıra benim öğrenme ve öğretme ile çok ilgim var. Yani bu iki konuya da çok ilgiliyim. Son dönemde bilhassa düşündüğüm şey akademisyenlik üzerine. Bunu acaba yapsam çok mu mutlu olurum, çok mutlu olacakmışım gibi geliyor. Belki de rotamı değiştiririm. Bu anlamda öğrencilerle iç içe öğrenen ve öğreten birisi olabilirim umarım. Çok güzel gerçekten. Aslında yine hedeflerinizden birisi insana dokunmak. Evet, kesinlikle. Onların hayatlarına ufak da olsa belki küçük dokunuşlarla değişiklikler yaratmak diye Çok düşünüyorum. haklısınız, evet. Umarım akademisyenlik yolu da hayaliniz gibi size açılır ve böyle çok güzel bir Umarım. şekilde umarım açılır. Umarım Burcu. Ve akademisyen olarak da sizi görmeyi çok çok arzu Umarım. ederiz. İnşallah o vesileyle de sizlerle tekrar buluşuruz. İnşallah, inşallah yine tekrardan sizi ağırlamak muhakkak isteriz. Bir de ben son olarak sizden bu bölümü seçecek öğrenci ve bireylere yönelik görüş, öneri ve tavsiyelerinizi alarak ve Tabii son ki. sözlerinizi alarak programı sonlandırmak Tabii istiyorum. ki Burcu Hanım. Öncelikle ben sizlere konukseverleriniz için çok teşekkür ederim. Bu Rica güzel sohbet için ediyoruz, de çok rica teşekkür ediyoruz. ederim. Benim öğrenci arkadaşlarıma söylemek istediğim şey şu. Biz sizleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizim onlardan öğreneceğimiz şeyler çok kıymetli, merak edilmeye değer. Bu anlamda onların sayesinde çok güzel işler yapacağımıza ben yürekten inanıyorum. Ayrıca buradan da belirtmiş olayım. Eğer herhangi bir konuda danışmanlığa ihtiyaç duyarlarsa LinkedIn'den bana ulaşabilirler. Her türlü desteğe de varım kendilerine. Çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Katılımınızdan dolayı oldukça mutlu olduk, keyif aldık. Bugün Ben de öyle. aslında finans ve muhasebeye yönelik, mali müşavirliğe yönelik o kadar değerli bilgiler paylaştınız Çok ki teşekkür bizimle. ederim. Umarım bu alanı düşünen adaylarımıza da bir yol ve yön vermiş oluruz sizin Umarım faydalı sayenizde. olmuştur. Çok teşekkür Rica ederim. ediyorum. Katılımınızdan dolayı tekrardan teşekkür ederim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkürler. Şu anda programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Harika. Peki. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.